Arkadaşlar 21 Nisan Çarşamba günü bugün. Herkese selam. Gokar'a geldik Gökhan abiye. E60 bitti. Arabayı artık almayı, arkadan sesi geliyor zaten de araba çalışıyor arkada. İçerisi acayip duman oldu. Acayip mazot kokusu var tabi haliyle. Arabayı bayağıdır çalıştırıyoruz. Burada çalışmadığı için hiç çalıştırdık arabayı. İleri geri yapacağız. Yani bir ufaktan bir göstersem mi? Yoksa bekletsem mi? Araba rengi. Bilmiyorum, rengi çok güzel oldu ya. Ya rengi çok acayip duruyor. Şöyle uzaktan bir göstereceğim. Tamam. Şimdi bu kadar yeter. Devamını Gökhan abiyle konuşacağız. Anlatacağız. Ama içeride bayağı bir duman var. Bilmiyorum, dumanı görüyor musunuz şimdi de? Bayağı bir duman. Olsun. Dizel araba duman atar, bir şey olmaz. Ya olduğu yerde çok atmıyor da o dizelin gazı çok şey yapıyor aslında. Rahatsız ediyor. Devam edeceğiz. Tuncay Bey, sizin de elinize sağlık. Gökhan abi orada telefonla konuşuyor bak. Esnaf çalışıyor. Gökhan Bey. Beğendim. Süper. Yani Tuncay abi ben bu kadar beklemiyordum. Eyvallah. Senden ne haber? Eyvallah abi. Hani nasıl bu kadar oldu? Beklemiyordum derken yanlış anlama hani. Yok yok, anladım. Şey olarak güzel boyanın duruyor. Böyle çıkacağını biliyordum ama mikronların böyle çıkacağını tahmin etmiyordum. Tabağım falan hep 150 gösteriyor. 150, bagaj 150, kapılar hep 150. 1200, 1500, 2000, 3000. Şöyle bir ciğerini sokacağız arabanın. Zaten bir iki kat attırdık ya, onun bir katını alacağız oradan. Ondan sonra pasta. Sonra kokem, agis, seramik. Sen sevdin kokemi. Sevdim. Kokemi zaten seviyorum da. Agis güzelmiş kanka, sen de test ettim. Ben de onaylayacağım. Bak Gökhan abinin hayatını kurtardım. Gördünüz mü canlı yayında? Teşekkürler. Birazdan E60'ı çekeceğiz. Daha E60'a gelemedik. O arada Gökhan abinin bir işleri vardı. Şimdi bu arabada ne zaman toplanacak onu da merak ediyorum aslında. Bu araba plakası falan çok güzel olacak. Şimdi bu arabayı topladığımız zaman bir bakacağız bakalım. Ona göre bunu da biz zaten bir çekeriz herhalde, öyle tahmin ediyorum. Evet, durum böyle. E60'da görüşürüz. Bu sefer E60'da görüşürüz. E60'ı çekmeye sonunda sıramız geldi. Şimdi E60'ı çekiyoruz. Bir misafirimiz geldi orada. Misafirimiz kim? Kimsin? Tanıyabilirler mi ki? Oğlum öyle tanımazlar ki. Konuş bakayım. Kanka öyle bir araba yapmışsınız ki gözümü aldı vallahi, güneş gözlüğünden geldim ya. Kaynak gözlüğünden gelecektim, kaynak gözlüğü bulamadım. Serdar Kadir. Maşallah gerçekten. Gökhan abim zaten hani bu işte tartışılmaz bir kişi. Maşallah gerçekten. Gökhan abi nerede? Gökhan abi sizi de arabanın yanına alalım. Abi bunlarla mı yaptın? Bunlar yaptı kanka, ben ellemedim. Kendi kendine yaptılar bunlar. Kardeşim seramiğimiz Agis. Yeni nesil seramik. Yeni nesil. Yeni nesil olunca ne oluyor abi? Kanka yeni nesil, ben de bilmiyorum işte. Yeni nesil yapmışlar. Kanka, yeni nesil seramik. Eskinin bir yenisine yeni nesil. Kanka bu orijinal 535 mi yoksa benim gibi yazı mı taktın arkasına? Kardeşim benim öylesine yazı takmayacağım. Maşallah. Ama. Bagaj da zaten orijinal M5 bagajı. Ne diyorsun? Bak tabii bagaj da. O zaman fiber. Tabii. Fiber mi bu? Tabii. Hadi ya. Fiber değil, karbon fiber. Arasında çok fark var. Kanka elinizi sürmezseniz. Şu an kardeşime de buradan selam söylüyorum. Kanka çok iyi olmuş yani. Renk zaten çok iyi tartışılmaz ama. Dışarı alalım. Hani araba uygulamayla böyle kendine gelmiş. Abi arabayı dışarı alalım mı? Aynen. Güneşte bakalım mı Serdar? Bakalım bence de. Işıkları kapatalım artık. Sen git bunu dışarıda bir izle. Bir tane de Volvo var dışarıda ama onu da çeker misin Emre, bilmiyorum. O da 5.35. Abi ucundan bir kamerayı göstereyim şöyle ufak. Aklıma kalanını sonra gösteririm. Hakkı. Biz de aracımızı Ege Mekaniğe verdik. İkame araç olarak arkadaşımız da 5.35 tahsis etti bize. Böyle bir mekanik. İkame araç. Baksana dışarıda bu da güzel duruyor ha. Bir video koymuştum da hani videoda demiştiniz ya Volvo 87 var bir tane çok hızlı diye. Arkadaşlar o araba da zaten çok yakın arkadaşımız da, o da bizde. Geliyor. Güneşte var ya vallahi bu gözlük bile fayda etmez buna yani, ben sana söyleyeyim. Maşallah. Araba çok acayip duruyor. Abi kordonu izleyince notere mi gidiyorsun direkt? Evet. Takibe başlıyoruz. Böyle pastacı böyle... kim yaptı lan bunu? Böyle pastacı açtıyorsanız bana gelmeyin. Kokem'e gidin. Arabaya ürünleri atınca böyle oluyor mu direkt? Oluyor oluyor. Parayı veriyorsun, Kokem alıyorsun. Serdar oluyor. Arabanın üstüne bir kutu daha atsana. Böyle uygulama istiyorsanız mı? Yukarı kaydırın. Ben bile bu kadar beklemiyordum. Güzel yapmışım. İstemsiz olmuş. Nereye koyacaksın şimdi sen bunu? Dükkana koyacağız. Binebilecek misin buna böyle? Ben bilmem ha. Abi bilmiyorum inecek miyim ya. Deniz salona sığmaz mı kanka bu araba? Lastiği bir daha yapsana Deniz. Eve mi çıkaracağız? Salona koy abi. Bu araba salonu doluyor. Ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Hakkı ile konuş. Hakkı benim arabayı yıpratmak istemiyorum. Senin volü bana verdi. Zaten geçiyorum dersin. Zaten geçiyorum dersin. Kim? Hakkı mı? Hayır. Mam motor. Mami. Sen şimdi
YouTube'da çekim yapıyorsun. Mam Motors arıyor. Mami. Sen Mami'nin telefonunu açmıyor musun? Abi şimdi geri dönüyorum ona. İzleyecek onu seni. Mami bak aramızı bozmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum yani. Aç onu hemen. Mam Motors telefonu aç abi. 6 saniye koşuyor adam. Hayırdır ya? Ne yapıyor? 6 saniye koşuyor adam. Hayırdır? Niye telefonu açmıyorsun adam? Çok fena dedikoduya düştün arayınca mı olsun? Videoda izlersin. Dedikoduya düştün biraz. Çekimdeydik tam evet. Valla çok güzel açıklamalı. Çıkacak mısınız? Çıkacaksınız. Gelmeyeceğim. Drift işi bugün iptal oldu. Ne diyorsun? Evet. Niye? Abi. Gökhan abi. Eline koluna sağlık. Sağ ol ya. Güle güle kullan. Abi aracımız... Ben beğendim yani. Güzel oldu. Yangın yeri. Yani onun çok çok güzel duruyor abi. Brooklyn. Araba çok güzel olmuş. Yani bayağı güzel olmuş. Hani... Bilmiyorum. Ya muhafaza etmek de şimdi bu şekilde yapınca arabayı muhafaza etmek de sıkıntı oluyor. Şimdi arabanın muhafazasıyla alakalı da ya sıkıntı olmaz ama bir şeyler yapacağız. Evet içini hiç açmadık arabanın abi. Serdar onları oradan al, o poşet alsana onu oradan. Al onu. Ne? Bagaja atma. Tut elinde kalsın. Kapat kapıyı. Aracımızın içini de yaptın abi. Yani içi zaten temizdi ama koltukları matlaştırdık. Daha güzel oldu. Koltuklarımızın boyasız olduğu belli olsun niye? Bu ne oluyor? Makam perde mi oluyor Serdar? Makam perde. Makam varsa bitmiştir abi. Her şey vardır bu arada. Volde de var. Onun makamları biraz paraya sıkıştı. Satmış hakkı makamları. Yola çıkalım. Videoya devam edelim. Dükkanda arabayı çekerken yine çekim yapacağız. Yine devam edeceğiz. Yine bütün videoya yatmış oldu. Olsun. E60'la yaptığımız işlemleri bitirip arabayı da kenara çektikten sonra Maslak Sanayi'ye geldim. Anlamışsınızdır. Zaten artık Panda performansı herkes gördü. Bak burada gene online bir aracımız var. DCT DKG Bey birazdan gelir buraya. Bak geldi. Çalışıyor. Bir de bir misafirimiz de var burada. Siz kimdiniz? Biz Hasan'dık. Hasan ben. Merhabalar. Severek takip ediyoruz. Videoları izliyoruz. Konuk olmak benim için. Çok uzatmıyorum. Buraları kes. Buraları kes. Abi ben Hasan. Tedavi olmak için Panda Performans'a gelip kaliteli muhabbete ortak misafiri oluyoruz. Ortak oluyoruz. Panda Performans. Bir değişik bir araban da var senin de. Dur şimdi arabaya gelmeden önce. Sen kimdin? Bir misafirimiz daha var. Merhaba. Ben Turkish Car Spotlight Instagram sayfasının sahibiyim. Adım Eren. Biraz heyecanlandım böyle çevirince ya. Bir haber verseydik keşke önceden. Doğal abi. Bizde haber haber yok. O çekmeyeceksin sandım böyle bir anı söyleyince niye heyecanlandım. Heyecanlandım ya. Bu kadar. Bende pek bir numara yok. Bu kadar. Bu ne kardeşim ya böyle? Bende pek bir şey yok abi ya. Bu kadar. McLaren 570S. Genelde sokakta hani gördüğümüz tepki geliyor böyle. Bu ne a**ına koyayım bunu? Elnur yani gerçekten hiçbir şey yapamayalım diye senin kadar uğraşan birisi oğlum, daha yok. Mikrofon. Mercedes anahtarı bulduk arkadaşlar. Panda Performans'ta kaybeden arkadaşlarımız varsa DCT DKG aracımızın başına koyuyorum. İşi şişiren ustalar gibisin biliyor musun? Tamam. Yalandan bezi böyle sürer de ondan sonra tamam abi araba bitti diyenler var ya. Ortamı az çeksene. Maslak hızlı. Atlantis Blue abicim. Tamam. Rengi özel MSO diye bir McLaren Special Operations. Yani McLaren'ın yani AMG'si. Pahalı. Para muhabbeti yapmadım. Sadece renk pahalı bir renk dedim yani. Kaliteli bir renk diyelim. Ya tabii şeyin AMG'si gibi düşün. Neyi? McLaren'ın. McLaren MSO diye bir şeyi var. Türkçem bitti benim. MSO. McLaren Special Operations. Ona şey bir renk. Öyle ya. Ben konuşamıyorum şu an. Tamam arabayı çekelim abi. Ne diyordun? Söylemeyeyim. O zaman görüşürüz. Elbet. Sıcaklık 140 dereceye mi? Patlayacağız anladın mı? Öleceğim içeride. Cenazeme de gelmez böyle ölsem kimse anladın. Binmesi biraz zor. Öyle böyle bindik. Arabada hiçbir şey yok ya. Baksana. Burada Hasan'ın dağınıklıkları. Güzel bir direksiyon. Yağını suyunu gösteriyor. Çok da bir şey göstermiyor aslında. İçi böyle ya. İçinde çok bir şey yok. İçi yani süper sport için. Süper sport için içi yeterli aslında değil mi hocam? Cevap vermedi. 1, 2, 3. Eyvah.
Oğlum ne oldu? M5'imiz vardı. Bayağıdır gözükmüyor. O da geldi. Bir tane RS7'miz vardı. O da çok basmadı. 2 1 bas. Basmadı. Bas. F12 basmadı. Ne yaptın? Bir şeyler oldu. Ortalama hızımız şu an kaç? Yani 2.40. Normal seyir. Seyir hızımız 2.50-2.60 oldu. Çok değişik bir seyir trafiğindeyiz. Çok güzel duruyor ya. Bastığımızda sen açık normal mi modda mıydın? Normal moddaydı, bottan ayarladım. Ben de ne oluyor dedim ya. Sonra biz tahmin ettim zaten. Dedim ki kesin ayarım ayarı bir şeyi kapalıydı dedik aletin. O selektörü yaptık ya. Abi F12 ile bassaydık mı ya üçümüz? Hiç tutturamadık ki. Denk gelemedik. Sonunda biraz böyle çıktık.
Daha doğru kay. Arkadakileri bekleyelim. Biraz kapatayım kaydı. Kameranın da şarjı az ve şarjı da yok. Pili de çıkmıyormuş bunun. Hasan'ın kamerası, tekrar söylüyorum. Benim hatam. Bir yandan 300'le gidiyoruz da. Ben bir yandan kaydı kapatacağım şimdi biraz. Biraz ben de tadını çıkarayım. Şimdi çektik bir şeyler ama ne kadar iyi oldu, ne kadar kötü oldu bilmiyorum. Dediğim gibi hani bir bayramlaşma yaptık hızlıca. Çok değişik oldu. Aslında planımız bambaşkaydı. Ama çok değişik bir plana yöneldik ister istemez. Yani kamerasız aslında hazırlıksız yakalandım diyeyim size. Ama yine Allah'tan ki Hasan Bey'in B planı olarak çok işe yaramasa da bir kamerası var. İnşallah görüntüler de güzeldi. Göreceğiz, ben de bilmiyorum. Şu anda izleyemedik de ama bakacağım artık, bilmiyorum, göreceğiz. Bir bassana ufak. Geldi. Bir yerde bir şey deneyeceğiz de bilmiyorum olacak mı? Sendeyiz. Dikkat et şunlara. Oğlum dikkat et. Bir ufak şöyle bir hani bir bakalım dedik hani dönüyor mu araba diye hani yoksa. Anlamıyoruz biz de çok ama işte denedik, güzel, fena değil. Evet. Yine kendimizi şaşırdık benzinliklerde falan. Bir şeyler peşindeyiz. Biraz sıcak. Bu arada videoda konuklarımız. Çıkmak istiyor musun videoda? Fark etmez abi kafanı. Konuğumuz yok bugün. Tek başımızdayız arkadaşlar. Bugün tek gezdik. Tek başımızdayız abi. Bugün de böyle bir gün. Bugün değişiklik yaptık. Konuğumuz ben Hasan Kaya. Ben çirkin saçlarım rüzgardan dağılmış saçlarım. Evet, Hasan Kaya ve iğrenç kamerasıyla bugün yani sizlerle yedik arkadaşlar. Allah kameramı.